Evet arkadaşlar, Swift UI dersleriye devam ediyoruz. Bugünkü konumuz rectangle, circle, kapsül, elips dediğimiz yapılar. Hepsini tek tek işleyeceğiz. Şimdi ilk önce bir rectangle ile başlayacağız. Rectangle dediğimiz yapı bizim şu şekilde bir görünüm oluşturduğumuz veya kare, daha ince bir görüntü şu şekilde. Şöyle içini de renk verebildiğimiz yapılara biz rectangle diyoruz. Şimdi bu rectangle dediğimiz yapının yazılım şekli şu şekilde oluyor. Ben burayı sildim. Rectangle yazıyorum. Bakın rectangle dedikten sonra geliyor zaten. Sonra ben buna bir frame veriyorum. Bakın başta rectangle verirseniz tüm ekranı kaplar. Çünkü bir frame vermedik. Yani yükseklik ve genişlik vermedik. İlk önce buna bir frame veriyorum. Benden bir width istiyor. Diyorum ki 200 olsun. Height'ı da 200 olsun. Bakın ortaya bir tane kare çıkartmış oldu. Yüksekliği 200, genişliği de 200 olan bir tane rectangle, container, kare. Bu şekilde bir yapı olarak düşünebilirsiniz aslında. Ben 200'e 200 verdim diye şu anda kare olarak gözüküyor. Aslında direkt bunu bir container diye düşünebilirsiniz. Güzel, buna ben renk verebiliyorum. Geldim buraya. Nokta fill dediğim zaman, mesela gelip şöyle red dediğim zaman içerisi kırmızı oldu. Bunu istediğinize göre yapabiliyorsunuz. Şu anda şöyle bir yapım var. Şöyle seçtim. Şurası 200. Burası 200. İçerisine de verdiğim kırmızı rengi geldi. Buraya atanmış oldu. Güzel. Rectangle'ın bazı özellikleri var. Mesela clip shape'i bir önceki derste galiba söylemiştim. Clip shape yapıp ben buraya mesela rounded, rectangle ve corner reduced verdiğim zaman bakın şöyle şuralara uygulanmış oldu. Şu 20 geldi. Şuradaki kenara uygulanmış oldu. Yani bu bir şöyle görünümden şöyle bir görünüme kaymış oldu. Yani daha bir oval, reduce verdiğimiz corner oldu. Bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar rectangle'ı. Çok basit bir mantığı var. İsterseniz bunun üstüne gelip metin de koyabilirsiniz. Onu aslında ZStack'te işleyeceğiz ama şimdi genel olarak bu şekilde kullanıldığını bilin. Bir tane container veriyor bize. Burayı sildikten sonra şöyle gelelim. Yorum satırı yapayım. Şu mark deyip rectangle dedim. Şimdi gelelim ikinci yapımız olan yine rectangle ama bu sefer rounded rectangle diyoruz biz buna. Rounded rectangle'ın şöyle bir corner radius'u var. Ben buraya gelip diyorum mesela 20. Sonra buna da bir frame vereyim. Width 100 olsun. Height de 50 olsun. Şöyle. Şu anda gelecek bize şu şekilde bir görünüm oluşturacak. Rectangle line, rounded rectangle dediğim yapı hani şundan dolayı bir farklı. Şurada direkt otomatik olarak corner radius verebiliyorsunuz. Şu şekilde oval bir görünüm elde etmiş olursunuz. Bunun da aynı şekilde bakın şöyle gelip fill diyebilirim. Buna da blue verelim. Bakın şöyle bir görünüm oldu. Mesela bir buton yapacaksınız. Buna uygulayabilirsiniz. Mesela ne yaparız? Burayı 300 yaparız. Şurayı 40 yaparız veya 45 yaparız. Şu şekilde. Sonra gelir şuraya bir tane deriz ki işte login. Bu şekilde de yapabiliriz. Yani bunları ileride yapacağız. Şu anda genelde bir pratik olsun diye gösteriyorum niçin kullandığımızı. Rounded rectangle da rectangle da aynı. Sadece corner radius'u şöyle default olarak verebiliyorsunuz oluştururken. Ama rectangle'da özel olarak clip shape içerisinde belirtip hatta bakın içine rounded rectangle veriyoruz. Bu şekilde oluyor. Güzel. Bunu da aynı şekilde kalsın burada. Bundan sonra geldik şimdi. Daha doğrusu bir de şu vardı. Bir onu da göstereyim. Şunu açtım. Şu anda biraz fark edemeyebilirsiniz bunu ama. Bunun bir de style var. Bakın style'da da circular ve continuous var. Yani circular ile continuous arasında bir fark yok. Ya yani fark var da sizin şu anda belki gözle göremeyeceğiniz bir fark olacak. Şurayı da bir stack içine almam lazım. Aşağı doğru bir görünüm olacağı için. Bakın şunun da rengini blue değil de orange yapalım. Yani şurasında aslında bir fark var. Sadece şöyle bir spacing alignment. Bunu şuradan verelim. Spacing verelim 20 diyelim.
50 yapalım. Daha bir farklı olsun. Width'ini de arttıralım. 70'e 70 olsun. Bakın aşağıdakinin style'ı şurada. Circular. Yukarıdaki ise, ya yukarıda circular'mış. Bir tanesini continuous yapalım. Aslında farkları şu. Birisinin şöyle işaretleyebilirsem siyahı. Yani şuradaki circular da biraz daha yumuşak değil de daha böyle keskin bir circular. Ama continuous süreklilik arz eden şu şekilde bir döngü gibi düşünebilirsiniz. Aslında böyle çok aşırı bir önemli bir fark yok. Sadece default olarak hani bunun continuous geldiğini bilin. Yani default olarak şu geliyor. Default olarak bu şekilde geliyor. Siz style'a circle olarak belirtebilirsiniz. Şurayı biraz daha farklı oluyor. Böyle gözle görünüm açısından bir farklı belki yakalamış olabilirsiniz. Ama çok da önemli değil yani. Sadece bilin diye aslında bu örneği verdim. Burayı tekrar yorum satırı haline getirdikten sonra şimdi kapsül yapımız var. Mesela kapsül dedikten sonra aynı şekilde fill yapıyoruz. Buna da orange veya pink verelim. Şu anda böyle. Buna bir de frame veriyorum yine. Width'ine 100. Height'ına da 100 dediğim zaman. Bakın bir circular oluşturmuş oldu. Ama ben buraya 200 yaparsam yukarıya doğru daha farklı bir görünüm olmuş oldu. Ama bunu da genelde buton olarak aslında kullanılıyor. Şu şekilde daha da düşürebilirim 60 şeklinde. Bakın bu daha çok kapsülü daha buton tarzında kullanıldığını bilin. Fully rounded diyoruz aslında buna. Tamamen artık etrafı rounded olmuş şekilde kullanabilirsiniz. Yani yukarıdaki gibi rounded rectangle oluşturup corner radius vermekle uğraşmak istemiyorsanız bu şekilde oluşturabilirsiniz. Bunu da aynı şekilde gelip mesela 300 diyelim. Height'ını 50 yapalım. Biraz daha düşürelim. Güzel. Bunu da aynı şekilde bir buton olarak düşünüp şuraya gelip mesela sign in, sign up neyse bunu uygulayabilirsiniz. Kapsüllerde genelde buton olarak kullanıldığını aklınızda tutabilirsiniz. Bundan sonraki konumuz, bu ders biraz kısa olacak. Hani genel olarak hızlı bir şekilde belirtmek istedim. Elips yapımız var. Elips de aynı şekilde bakın. Benden bir tane frame istiyor. Buna geldim. Width'ine 100 dedim. Height'ına da 100 diyorum. Yine bana circle oluşturmuş oldu. Ama ben bunun height'ını 100, width'ini 200 yaparsam bu şekilde bir elips görüntüsü oluşturuyor. Bunun frame'ini dediğim gibi ayarlayabilirsiniz. Sonra fill var yine. Blue dersem böyle bir görünüm oluşturur. Bu ihtiyacınıza göre circular, elips, kapsül. Şimdi circular göstereceğim. Circle daha doğrusu. Geldim. Yine aynı şekilde fill diyorum. Buna da şu rengi verelim. Bakın şöyle bir şey oldu. Buna frame verdiğinizde mesela bitine 100 dedim. Height'ına da 100 dedim. Bakın şu anda böyle bir görüntü oluşmuş oldu. 200 dedim. Herhangi bir şekilde değişiklik olmadığını. Hatta şöyle yapayım. Bakın herhangi bir şekilde farklılık olmuyor. Çünkü neden? Bu bir circle olduğu için sana circle şeklinde verecek. Verdiğin width ve height'ın aslında çok da bir önemli olmuyor. Sadece önemli olan mesela burada 100 dedim ya. Mesela bunu 400 dersen şöyle kapattım. Bakın hala bir 400'e width vermiş olduk. Ama ben bu width'e gelip 200 yaparsam şöyle bir görüntü olur. Height'ını 200 yaparsam sadece. Bakın herhangi bir değişiklik olmadı. Frame'de width veya height'ına bir değer verdiğinizde o şekilde bir circle oluşturmuş oluyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Genel olarak bunlar. Yani daha farklı bir özellikten bahsetmeyecektim. Butonlarda buton ataması yapmak istiyorsanız bu şekilde. Bir sonraki derste görüşmek üzere.